Vikingler. Vikingler dizisi bir bölüm daha atladı. Yavaş yavaş sezon ortası 10. bölüm arasına doğru geliyor. Büyük bir savaş izleyecek gibiyiz. Taraflar belirlendi. Kim kimden karar verildi. Ve de işte satranç olmayan oyun oynandı. Ve bundan sonra neler olacak? Veya bu bölüm nasıldı? Ben başlayayım. Buyurun. Hadi bu buyurun. Sefer ben başlayayım. Buyurun. Bu bölüm artık bir sonraki bölümde... Savaş evet. Göreceğimizi düşündüğüm bir bölüm oldu benim bittikten sonra. Ne kadar? Evet, doğru. Umarım beklediğimize değer ama çünkü ben bu bölümde savaş olur diye bekliyordum açıkçası. Hakikaten 7. bölümdü bu. 8, 9, 10 mu var önümüzde? Evet. Bir bölüm full savaş falan mı olur acaba? 2 bölüm savaşa yedirirler. 2 bölüm. Bence yani ya. Şey olmaz. İlk bölümün ilk dakikasını, ikinci bölümün son dakikasına kadar savaş görmeyiz tabii ki. Onlar okay. Prodüksiyon yetmez kesinlikle. Ama hani araları sahneler ata ata, arada İngiltere'yi falan da görüp şey ikinci diyorsun. Bölümün sonuna kadar savaş görürüz bence. Belki atıyorum 8. bölüm bir işte zaten başka ya olayların üstüne bir çarpışma, çatışma olur. Tabii tabii canım. Sonra bir durulurlar falan. Sonra atıyorum 9. bölümün başında karanlıkta gizli gizli bir işler yapmaya falan kalkışmak zorunda kalır birileri. Şey gibi işte bu York'un kuşatması gibi. Bir bölümde işte girdiler, yenildiler, sonra işte taktik maktik. 10. bölümde artık cliffhanger bölümü olur bir sonraki şey için, dönem evet, için. Bayağı taktik aslında bu bölümde konuşuldu ama. Tabii. Bir şey diyeyim mi? Bence bu bölüm boştu çok. Yani çok evet. Doldurma bölüm gibiydi yani. Ya doldurmaydı. Diyalogların hepsi işte o kadar kötü yazılmıştı şeyi... ki. Valla. Ben de bak yani. Ben de beğendim ya bu bölümdeki diyalogları. Genel olarak güzeldi yani diye vallahi, düşünüyorum. Şöyle. Yani şeyde çok güldüm gerçi ama. Flöke'de değil mi? Flöke'de. Tamam, onlara geleceğiz. Yani şöyle. Manifestosuyla. Aynen. Bayağı politik muhabbetler vardı hatta güncel. Tabii Flöke. İşte Alfred'in de onlar sonra hemen ardından gelmesi. Hemen ardından mı geliyordu o sahne? Tam hatırlamıyorum. Ben de yani. Evet. Yakındı yani o ya sahne. Flöke ve Alfred dışında kimsenin bir ilerlemesi yoktu bu bölüm aslında. Astrid. Alfred'in hikayesi benim çok ilgimi çekti. Ya ben onu bekliyordum. Evet. Ben onu beklemiyordum ve açıkçası geçen olaylardan sonra bunu beklemiyor olmamdan dolayı kendimin tam bir gerzek olduğunu fark ettim. Yani bunu görmeliydik hakikaten gelecek. Çünkü neden o bütün tecavüz koysunlar? Şimdi çocuk kimin ondan emin olmayacağız falan evet, değil mi? Aynen. Ya o bir o oturduğu yerine bir de benim aklıma şey geldi. Ben işte geçen bölümden sonra birazcık daha okudum şey Harald'ı. Harald'ın çok fazla çocuğu varmış bu arada. Aynen. Mesela Astrid'e tecavüz eden adamın adı Hakon'du ya. Evet. Hakon diye bir çocuğu falan varmış yani. Öyle yani öyle bir historical resource bu şekilde vermeleri çok enteresan. Bir sonraki bölüm şöyle mi olacak acaba? Astrid gel seni çok özel biriyle tanıştıracağım. Oğlum. Bu balıkçılık yapıyor benim canım falan. Çocuğumuzun adı Hakon olacak falan. Evet. Yani hiç belli olmaz tabii neden olmasın bir yandan. Büyük 14 ile 20 arası çocuğu olduğu söyleniyor falan. Yani ama gene böyle çok belli belirsiz. Yani 14 ile 20 arası. Gerçi gene 14 de az değil ama yani 20 de biraz abartı bir rakam. Bakalım yani, o işlenecek mi dizide? Umarım anaları bir değildir diyelim. Yani kadına yazılır. Yani, sonuçta yani şimdi... Neyse. Şimdi biraz şey gene cephe gidelim yani. Bu diziye öyle konuşmak güzel oluyor. Hadi gelin daha light taraflardan başlayalım. Hadi Floki'den başlayalım hakikaten. Floki'den başlayalım. Ben açıkçası bunu takip eden insanların Floki'nin gelin sizi tanrıların evine götürüyorum dediği zaman bu kadar kelimenin tam anlamıyla anladıklarını hani evler nerede falan diyeceklerini beklemiyoruz. Altın evler orada falan. Bayağı adam kulübe. Ama yani 9. yüzyıldan bahsediyoruz Ömerciğim bir yandan. Tamam da hayır Floki öyle mi ifade etti abi yani gelin işte evleri var falan. Ev yok aslında falan anladın mı yani? Bu nasıl bir iletişimsizlik yani abi ya? Evet, tabii, burca yol etmişsiniz. İşte ama Floki de sinirlendi ya orada böyle söylesem de anlamayacaksınız ki falan trip attı resmen evet, yani doğru. Niye konuşmuyorsun şey falan. Şey de saçma ya. Ben bu gerizekalıları nasıl anlatacağım falan diye düşündü herhalde. Bir Viking'in altından bir yapı beklemesi. Sen odundan çadırda yaşıyorsun yani. İlk standardın altından ev mi? Adam yani tanrı evi. Ha, bir de Vikingleri bence öyle bir binaya koysan yani altından değil de tabii İngilizlerin yaşadığı bir binaya koysan rahat edemezler adamlar. Vatanım vatanım değil. Diyorsun. Evet. Olabilir. Bilemeyeceğim yani. Ama evet o sahne bayağı Ali'nin de dediği gibi Loki'nin abi işte bundan 800 yıl sonra komünizm diye bir şey icat edecek. Ama benim şimdiden bu konuyla ilgili çok iyi fikirlerim var. Hatta komünizm de değil. Yani sosyalizm ya. Evet.
Anarşizm. Anarşiliği ya, anarşi, aynen, evet. Aynen. State equals people falan böyle şeyler. Aynen, bayağı modern, bayağı diye görüyorsunuz. Evet. Sizce o çağda birisi böyle şeyler hayal etmiş olabilir mi hakikaten? Ya neden olmasın? Sonuçta Monty Python'da. Ya böyle yaşadığı düşünler küçük gruplar da var ki zaten. Var, var. Ya mesela örnek vermek gerekirse... Diğer... Orada olabilirdi hakikaten. Yani öyle yaşamış orta çağda işte daha invade edilmemiş. Şeyde falan çok düşünülüyor. Orta Doğu'nun kuzey kesiminde hani daha beylik şeklinde yaşayan insanların hani yine bir savaş esnasında güvendikleri adamlar oluyor ama bunlar toplumsal karizmalar oluyor. Yani resmi yöneticiler olmuyor. Bu şekilde yaşadığı bilinen yani küçük küçük topluluklar işte var. Kaç kişilerdir bilmiyorum. Yani şaman var mıdır gerçi şaman kabilesi o dönemde 8. 9. yüzyıllarda bilmiyorum ama yani onlar öyle. Şey bu Sahmileri onlar gördük ya yaşıyor. Onlar da şaman. Ya onlar da. Şaman gibi de bu arada Sahmilerin ben şey zannetmişim. Yani ilk defa burada duydum ve merak edip baktım biraz. Acaba Finlerle falan bir ilgisi var mı diye merak etmişim. Suomi'ye benziyor diye. Şey ama zaten. Ama yokmuş ilgisi ama o bölgelerde evet, yaşıyormuş Finlandiya'nın bunlarda. Evet, Finlandiya'nın şu anki Finlandiya'nın kuzey kısmında yaşıyorlarmış başta. Neyse oraya sanırım sonra geleceğiz. Oraya sonra geliriz. Şey, saygıyla şey yapmıştım. Tamam, Flüki'yi şöyle bitirelim. Çok uzun değil zaten orası hakikaten. Ne olacak orada sizce bu gidişle yani? Ya öncelikle ben de hayal kırıklığına uğradım. Yani, o kadar da beklemiyordum. Yani gerçekten bomboş küçücük bir arazi. Sadece bir gayzere tava olmuş adam. Yani abi ve... ama yani şey hatırlıyorsunuz önceki bölümde ne güzel şelaleler, gökkuşakları evet, falan. Evet evet ben de ona takıldım şey zaten. Şey temsili işte onlar... Frost neydi? Bu adam Frost net mantar yemiş falan. Ya. Mantar yemiş kafayı çarpmış bir yerde. Bir şeyler olmuş net... belki evet evet. Ya da kayboldu yani ne bileyim. Belki de evet. Oradaki yani, iktidar mücadelesi ama hani onu en azından birazcık şey yaptılar. Şey zaten, ben orada Flökin'in dediği gibi toplum kurulmasını beklemiyorum. Ya tarihten de bildiğimiz üzere yakında Vikingler resmi olarak oraya çıkış yapacaklar zaten. Yani bu tabii bizim dizimizin kapsadığı tarih içinde mi olur o kadar bilgim yok ama yani orada öyle bir sistem kurulmayacağını biliyoruz. Bence şöyle olacak abi, bak teori atıyorum size ortaya. Floki elinden geleni yapacak. Biz burada komünist tak takılalım. Kral yok başımızda. Herkes herkese bakıyor falan. Süper. Ellerinden geleni yapacaklar. Aralarındaki alaycıları falan da belki biraz itiş kakışla, belki biraz sohbetle, muhabbetle ikna edecek falan. Ama er ya da geç bunların kapısına biri dayanacak. Tabii. Bunlar da işte gene abi ben sizi yönetiyorum. Maalesef. Siz savaşın. Siz yemek hazırlayın kızlar falan gibi bir duruma düşmek zorunda kalıp tamam. Belki öyle bağlanır. Bilmiyorum. Yani bilmiyorum değil, teorim buydu. Pardon, dal gelmiş. Ya o illa bir yerden zaten bağlanmak zorunda ana hikayeye bizim. Zorunda mı hakikaten? Ya bilmiyorum. Yani şu ana kadar hep öyle olduğu için. Yani çok şu anda... Yani tamam şeyin, Lagerta'nın insanlarının bir kısmını aldı oraya götürdü. Ve orada bambaşka bir... Ya o spin-off olabilecek bir hikaye. Yani hiç o kadar dizinin içine sokmaya gerek yok bence zaten. Sitcom başlasın. Floki and his... yeni projesi community falan. Flokis Community falan. Güzel. Öyle bir şey. Esprili. Aynen. Yani ama ya illa ya ben de şöyle düşünüyorum. Yani Lagerta acaba iç savaşı kaybedip gelip bu insanların başına mı çökmeye çalışacak diye düşünüyorum. Başına çökmek değil de şu bir foreshadowing olabilir hakikaten. Emekli olmak istiyorum diye anlatmak yakın. Aa kız. Evet. Çiftçi olmak doğru. İstiyorum. Ha, belki tekrar çiftçi olmak istiyorum. Ama bence Lagerta ölecek bu sezon ama. Öyle mi dersin? Yani, Ayvar çok kararlı. Bu savaş sonunda ölecek mi bilmiyorum. Uzun. Ya ben de istemiyorum. Yani öyle ama... şöyle sembolik bir şekilde hakikaten o şekilde öldürebilirler ama yani böyle, çünkü bir fan favorite olduğu için gerçekten öldürmek yerine yani dizideki rolünü iyice sıfıra indirip oraya götürüp çiftçi olarak yok, bırakabilirler ben ihtimal belki. Vermiyorum Vikinglerin bu kadar eski kafa bir yöntem izleyeceklerine. Çünkü yani bu karakteri öldürmeyelim çok eskide kaldı. Ragnar'ı gömdük yani ve dizi ama bitmedi Ragnar'ın hala. Ama Ragnar'ın gömüleceği. Ama dizi bitmedi. Hani Ragnar dizisi gibi gözüküyordu. Arada... Olmadığını gördük. Lagerta dizisi şu... hiç değil. Lafım. Neyse senin lafını bitirmeni beklemedim çözüldü. Evet heyecanlısın. Fark ettim. Ya senin söylediğin şöyle bir şey geldi. Hani Ragnar dizisi değil ama şeyde birkaç bölümdür benim dikkatimi çekiyor. Çocukların şey derdi, hem derdi var. İşte babamızın efsanesini şey yapmayalım, bozmayalım. Ama bir yandan da hepsinde bireysel olarak Ragnar'ın şanı benim üzerimden yürüsün ya da Ayvar'daki olduğu gibi benim şanım Ragnar'ı da geçsin derdi de var. Aslında hani şeyde de öyle, hikayede de öyle aslında. Yani Ragnar'ı yaşatan hakikaten o olur. Çünkü Ragnar'ın gerçekten yaşayıp yaşamadığıyla
Evet. Dair bir şey yok. Öyle bir şey var yani dizide bu şekilde dile getirilen bir olgu var. O çok dikkatimi çekti. 2-3 bölümdür. Çok üstüne basıyorlar. Birazcık hani seyirciye de şey mi hatırlatmak için bu. Yani hem Ragnar'ı biz tutuyoruz ama Ragnar'ın adını yaşatmaya devam ediyoruz. Yani dizide böyle bir meta mesaj olabilir gibi bir şey hissettim. Ben çok çok üstünde durdular 2 bölümdür. Olabilir. Bir de bu hafta Lagerta da ya Ha, Ragnar'ı Ragnar'ı özledim özledim falan sohbetine girdi dedi. ya. Hakikaten. Biraz Peki. orada sanki şey adına da, izleyiciler adına da konuştular gibi hissettim ben Bence biraz de, orada. bence de. Yani küçük fan oyunu. Zaten biz her gün diyoruz ya buraya geldiğimizde işte bunlar çiftçiydi ya. Yani. Kendimizi Muhabbeti de söyledik zaten. Hakikaten doğru söylüyorsun. Evet. Dedim yani her gün yaptığımız muhabbet. Peki gene küçük kapılardan birine gitmek istiyorum. Alfred ve onun babasının yolundan gidip rahiplere moderniteyi öğretmeye kasması. Ne diyorsunuz, o sahne nasıldı? Alfred'e ne olacak? Ya Alfred bir anda karakter oldu. Değil mi Tipik. Evet, Evet. bir Bir anda anda ama karakter oldu. hastalık hiç de ama batmadı acıdı. bana ama. Beğendim ve şeyi araştırdım. Alfred'in bu çıkışından sonra merhaba. Merhaba. Yani ne acaba neymiş konuşuyoruz, bir de biraz cahillik yaptık bunun önceki bölümlerde. Bu hani bazı lafları var ya işte bunu İngilizce niye çevirmiyoruz falan filan. Bu laflar hep kendi rejiminde doldurulacak laflar. Bunu anladım. Yani ben Ha, şey ben vermek tahmin istemiyorum. etmişim öyle bir Tarihten şey olduğunu. spoiler vermek istemiyorum. Ama Alfred hakikaten Kral taş gibi haklı bir adammış. Yani daha kralmış. Vay hafifini be. bulamadım. Nazik ozan bile ağzını bozduysa. Vallahi ben çok beğendim. Yani evet abi, sonuçta halk dini anlasın diye onu yerel dile çevirmek, ben buna varım. Evet. Ama işte neyse. Orada Yapmayacağım. okey yani okey. işte Lüteryan şeye. Peki şöyle bir soru sorayım size. Bizim kankalarla savaşma falan olur mu sizce Alfred'in? Yani dizi, artık diziyi Bizim soruyorum, tarihi kankalarla sormuyorum. dedin. Kankalar. Ayvar'la, Ubey'le, Björn'le kim hayatta kalırsa o Ya tarafta. tabii ki bence Çok savaşacak. muhtemelen. Yani hatta bence şey olacak. Yani biraz ilerleyecek Ayvar kıstıracak. Sonra şey olacak. İkinci sezonun Kovulacak. büyük savaşları, büyük bir İngiltere ordusuyla bizimkiler arasında mı İkinci oluyor? sezon dediğim bu sezonun ikinci Pardon. bölümü. Evet, İkinci tabii, bölüm. bunu demek istedim. Bu sezonun final sezonu olduğuna dair herhangi bir açıklama gelmedi. O yüzden ben bir sezon daha en azından olacağını düşünüyorum. Hatta sonrası da olmasın bence artık. Çünkü yorar artık, hani hikayeyi yorar. Değil mi? Bundan bir Ya sonraki bir kahraman sezonun olarak ölürsün ya da bir villain, pardon, ya bir kahraman olarak ölürsün ya da bir villain'a dönüşürsün. Öyle değil mi gibi. hocam? Batman'de Bundan sonraki, yani önümüzdeki sezonda artık bir Alfred'in bir taraf, Vikinglerin bir taraf, artık Vikinglerin başında kim olur bilmiyorum. Tarihi bir bilgim yok bunun hakkında. Olduğu bir ark izleyebiliriz. İhtimal verdiğim kişi de Ayvar. Hem İngiltere'nin çok büyük bir kısmını fethettiğini bildiğimizden söylüyorum. Hem de şeye denk geldim. Bambaşka şeyler araştırırken. İkinci sezonun bir noktasında dizinin senaristi demiş ki daha Ragnar falan hayatta ve yeni yeni gelişiyor dizi. Ben işte bundan sonra Ragnar'ın çocuklarına da eğilebilirim belki. Björn'ün daha böyle ilk büyük çocuk olmaya başladığı dönem söylüyor bunları. Bu adamın Ayvar diye bir çocuğu var, hatta en az babası kadar enteresan, en az onun kadar hikayesini anlatılmayı hak ediyor demiş. Daha yani kafasında bunlar var mıydı yok muydu bilmiyorum ama ağzından çıkmış, yani Ayvar'a ilgisi olduğunu bildiğimiz bir adam kendisi. Ama bu arada Ayvar demişken benim geçen videonun altına yazılan yorumlardan çok hoşuma giden trivial bir bilgi oldu. Buyurun. Boneless denmesinin sebebi Kemiksiz. kemiksiz denmesinin sebebi şey olabilir diye yazmıştı. Kullanıcı adını unuttum tabii not almadığım için de. İşte bu İngiltere'ye gömülmüş de daha sonra işte şey bir takım insanlar yani fanatikler bunun kemiklerini çıkarıp yakmışmış. Ha böyle bir hikaye varmış hakkında. Ne kadar doğru ne kadar gerçek bilmiyorum. Hani kontrol etmedim ama güzel bir Hayattayken niye trivial bilgi. bonus peki? Hani belki o yüzden ya işte bonus Ha, sonradan evet, verilmiş bir anladım. lakap olarak hani böyle gelmiş olabilir falan gibi bir şey var ama Dizide mesela ama Saga'da bonus öyle mi demesinin geçiyor sebebi acaba? bacaklarının tutmaması. Tabii şu Tabii an canım. öyle canım. Valla enteresan. Benim senin anlattıklarına şey yapmamın, Evet çok moralimin üzüldüm bozulmamın sana. sebebi şu. Şimdi size şu soruyu sorayım o zaman arkadaşlar. Tamam, gelelim şeye. Nere sorusu? Kuzey Avrupa'ya. Yine Danimarka'ya Kattegat. veya Ya, neyse. İskandinav. Okey. Danimarka, Kattegat, İsveç buralar. ve Okey. şeyin. Şimdi orada bariz bir şekilde Norveç'in ikiye kesişimi. ayrıldılar. Evet, her iki tarafta da ihanet etme ihtimali olan tipler var. İşte burada Ube, o tarafta Astrid falan. Ama genel olarak iki cepheye Hırtzerk ayrıldı. de çok şüpheli bu arada Hırtzerk, bence. evet doğru. Ha, Hırtzerk, Tıp da evet. herhalde şey yapabilir. Güzel. Hırtzerk. Hemun'da bile güvenmek aslında akıl kârı olmamalı. Yani şey için. Ama niye öbür tarafa yardım Evet. etmek? Ama Hemund
Güveni verdi ya Aybar'a. Okey. Yani neyse hani şeyler biraz oynak demek istiyorum. Taraflardaki şampiyonlar. Ama iki taraf var şu an. Hangi tarafı tutuyorsunuz? Hadi biraz tarih falan değil de küçük geek çocuklar olarak. Valla Aybar'cıyım ben ya. Valla. Benim onu da sevdim. Duygusal mı olayım? İlişkilerin de hoşuma gidiyor hikaye şu anda. O yüzden o taraf. Eğer yani geek evet. olarak böyle dizinin strüktürünü falan kavramış yapıdan bakarsak yani Lagertha'nın tarafı yenilecek. Yani Lagertha'nın öleceği her türlü belli edildi. Björn'ün zaten bir krallık iddiası yok. No, bak Björn'ü çok seviyorum. Hayır, ama düşman olma bana. Bölümün başında söyledi yani ben ya form nedir bilmiyorum artık falan diye. Björn Ragnar'ı bana o kadar anımsatıyor ki. Evet, Ölf'i izlerken ben çok eğleniyorum. Ama zaten bu adamın hiçbir zaman bir iddiası yok. Kendisi daha kıyıya yaklaşırken söyledi işte. Yani, kaşif değil mi Björn? Ev nedir ki falan. Tam kaşif, evet. Evet. Aynen, aynen. Ki yani onun hikayesinde mesela işte şeyde hep bir keşif şeyi var yani onun başından geçenlerde hikaye hakkında. İşte şimdi değişik bir Sami kültürünün seks tradition geleneğini keşfetti mesela. Yani taraf tutma sesine gelirsek mantıklı bakarsam Ivar'ın tarafını tutuyorum. Mantıklı ama... dediğin sen kazanan atı oynamak istiyorsun ya. Niye öyle yapmıyorsun canım? İddia etsen şuraya ne tarzlar oynarım canım. Yani Allah Allah. Ben bir yönlerin tarafını ama... tutuyorum kardeşim. Lagertha'yı da beğendiğim için. Yani beğendiğim derken bir karakter olarak falan. Sadece. Bir yönü de beğendiğim için yani bir karakter olarak. yok hakikaten yani bana illa ki işte Ragnar'la bağlantılarından ötürü eskiden belli gelen karakterler olmalarından ötürü herhalde. Ayvar da manyağın teki hakikaten yani falan. Half'dan da mesela o tarafta benim umursamadığım, duygusal olarak yani umursamadığım bir tip. O yüzden ben burayı tutuyorum. Ha bir de... Harald mı demek istedim? Harald. Half'dan diyorum ben ona ya. Bir şey yapamadım. Neyse işte anladınız. Astrid'in yavuklusu olan arkadaşı kastettim. O bir boş. Koca kral Astrid'in yavuklusu oldu bu. ben hani o tarafı tutuyorum diyelim. Ama evet bu geyik. Arkadaşlar size soruyoruz. Siz kim kazansın istiyorsunuz? Ozan gibi olaya pragmatik mi yaklaşıyorsunuz? Ali gibi olaya psikopat mı yaklaşıyorsunuz? yoksa benim gibi olaya fanboy gibi mi yaklaşıyorsunuz? İşte baştan beri varlar falan yazarsınız. Orijinal bir yaklaşımınız varsa onu da yazın tabii. Peki şey, evet. Şu Samileri biraz konuşalım. Şimdi kim onlar? Evet. Araştıran veya bir sonuca varan oldu mu? Yani? Ben biraz yes. baktım. İşte sen başla istersen ben biraz bahsettim aynı anda çünkü. Aynı onu da Sahmi'ymiş bu arada. Yani en azından Wikipedia böyle söylüyor. Çünkü Sami Orta Doğu'da var olan bir toplum. Evet şunlarla karıştırmayın şeyi var zaten. Bu Sahmiler daha kuzeyde. Vikinglerin zaman geçtikçe baskılar uygulayıp neredeyse Kuzey Kutbu sınırına kadar ittikleri bir toplulukmuş. Aa Vikinglerle şey değil tam soydaş değil yani. Değil. Değiller. Ha. Çatışmaları çok fazla. Daha Ruslarla... Orta Asyalı tipli bunlar. Evet Rus. Şöyle bir tahmin var. Rusya'dan işte doğrusu, oraya doğru aktıkları gibi bir tahmin var. Zaten kültürleri de Bozkır kültürüne çok benziyor. Tabii. Ama tabii bunun karla kışla birleşmiş hali. Avcı toplayıcı falan var. Bunların da yani. Orta Doğu'daki, Orta Asya'daki affedersiniz, Orta Asya'daki insanlara benzer çadır kültürleri var. Bunlarda da keçi çok bolmuş falan filan. İşte renkli renkli keçi, çok keçi bol demek dağ demek aslında. Ben öyle bilirim. Nasıl? Abi bilemiyorum. Belki de soğukla alakalıdır bu. Çünkü o tarafta dağ var mı bilmiyorum ben. De, gerçi şeyde de geçiyor. Bir de şey, çorak olduğu söyleniyor. Bir ne oldu? Çorak bir bölgede yaşadıkları. Ama şey dedi bak. Ormanda savaşmaları iyi bunların dedi. Evet. Yani hem çorak olmasam bilmiyorum. Bana da ilginç geldi. Ya. Okuduğum şeylerde ormana dair hiçbir şey görmedim ama o coğrafyayı tanımadığımdan. Belki de onu sıktılar bizde. Benim daha bir güncel konumları ilgimi çekti. Bu senin dediğin gibi cidden çok ciddi bir şey ayrımcılığa falan uğramışlar evet, evet. zamanında. Ve şu anda mesela Norveç'te kültürel özellikleri var. Kendi parlamentoları falan var. Enteresan bir toplum ama toplamda bu arada güncel evet yani çok azlar atıyorum Belarus'ta mı ne fazla 600 tane var o kadar sayılırlar yani buraya sorarlar işte Finlandiya'da 3000 5000 öyle bir şeylerdi yani rakamlarda yanlış hatırlamıyorsam İlginç mi ben de bu yani şeyde duydum böyle biraz baktım böyle daha hızlıca, tarihi Wikiyasına devam edersem de bunlar Vikinglerle çok çatışıyorlar çok fazla vergiye bağlanan sömürülen bir topluluk aslında. Anladım. Pek bir güçleri bir şeyleri yok yani. Hani ve sayıları hiçbir zaman 100.000'i geçmemiş. O da en verimli dönemleriymiş vesaire vesaire. Ve Alfred
bunların topraklarına varıp işgal etmeyip, işgal edebilecekken işgal etmeyip kürk ve benzeri şeyler şeyleri ücretsiz olarak alıyor. Bir de üstüne vergiye bağlıyor bunları. Herhalde Vikinglere olan düşmanın düşmanımın dostudur falan. Belki de. Ha, yok. Zaman yani zamanında şeyi aradım olarak kullanmak içindi belki. Vikinglerle bir ortaklıkları hani bizim dizide gördüğümüz gibi var mı diye baktım ama kaynaklar çok sınırlıydı. O yüzden ya, bir şey göremedim. O şöyle abi. Zaten Vikingler kendi aralarında da hani tek Vikingler değiller. Tabii, tabii. Bir sürü o ekip klavye bile savaşıyor. Yani. Yanlarında duran başka bir ekip. Onlarla da iletişime geçtiklerinde bazen müttefik, bazen düşman, bazen birbirini umursamayan tipler, bazen kız alıp verme falan olmuştur ama, diye tahmin ediyorum. Kısacası Vikingler tarafından da, hatta öbür taraftan Ruslar tarafından da sürekli sıkıştırılan, itilen, sevilmeyen, hatta bunlar renkli giyiyorlar diye bunlara Lap diyorlarmış. Lap da yamalı demekmiş. Hmm. Bu yüzden tarihteki diğer adları Lapon falan, böyle ilginç trivyalar bir şeyler. Çok enteresan. Canım benim. Teşekkür ediyoruz. İşte çok da ilgimi çekti. Şey açısından az da olsa kapadı. Hani dedik ya, çölü göremedik, yeni bir şey göremedik falan. En azından araya bir tane... Ama çölle ilgili Halftan'ın muhabbeti de... Evet. Halftan gerçekten... Hiçbir şey ve her şey. Hiçbir şey ve her şey. Tipinden beklenmeyen bilgelikte cümleler. Evet, evet. Ama mesela biz de çöl muhabbeti yapmıştık ya, adamlar hiç şaşırmadı bilmem ne, onu doldurdular güzel bir anda yani. Evet, evet. Tabii canım, şaşırdığı anı bize göstermedi. Göstermedi ama yani güzel taşıdı ondan sonra onu. Peki arkadaşlar, şu kısma da girmeden edemeyeceğim açıkçası. Biraz Ali de şey istiyordu ona girmek, biliyorum. Bu Vikingler bir ne kadar modern insanlar, helal olsun. Yani bunlar ne kadar doğrudur bu arada hakikaten tabii ki bilmiyorum. Tabii. Ama işte şu biraz herhalde tarihe dayanıyordur diye düşünüyorum yani. Biraz böyle hani boşanma filan demek ki olabiliyormuş herhalde Vikinglerde. Bu kadar sıkmamışlardır gibi geliyor bana böyle şeyleri. Yani şunu kastediyorum işte. Torbi ile ayrılıkları maşallah süper moderndi ya. Hani herkes çok anlayışlı. Şey de yani Björn de. Tabii ki hani çocuklarıma ve sana bakacağım falan filan. Biz bunu bugün yapamıyoruz. Evet, nafaka. Evet, kendisi nafaka verecek. Yani şimdi mahkeme bağlaması gerekiyor. Anladın mı yani? Aynen. İşte ne bileyim. Bu yani hadi buna modernlik derken de biraz şaka yolu söylüyorum. Çünkü aslında buna modernlik demek doğru değil. Ama işte okey. Öyle davranışlar falan hakikaten olmuş mudur sizce? Yoksa dizinin feminist propagandası mı acaba? Ha aynen, evet. Ya feminist propagandasından ziyade zaten dişi karakterler, kadın karakterler. Allah kahretsin. Birazdan linç geliyor yani. Yok canım. Yok, burada iyi. Evet. Kadın karakterler çok baskın dizide. Yani evet. İşte şey... Björn'le... Hiçbiri vasıfsız değil. Neydi? Snefred miydi kızın adı işte? Kraliçe, Sami kraliçesi. Zaten şeyin ne kadar hem Astrid karşısında hem şey karşısında... Gerçi Astrid'den çok feci acısını çıkardılar onun hani, ama... Lagertha, Astrid dediğin gibi o işte bir Haftan'ın yeni karşısında. Ya Torvi bile aslında... İşte Cassia şeydeki... O da bayağı güçlü bir kadın, evet, karakterdi. Doğru, doğru. Ki o da bile hani Orta Doğu'daydı. Bak hani Orta Doğu gittiğimizde kadınlar bir kenara itilebilir de onu bile yapmadı adamlar. Evet, yani tek herhalde bir vasfı olmayan kadın karakter şey şimdiye kadar. Bu Ethelwulf'un karısı. Yani bir hikayesi ya, o, var ama bir baskınlığı yok. Yani bir gücü yok. Anladım. O da ama İngiltere'nin yapısından. Yok canım, Edolf'un karısı... Ben özgür bir kadın Ekbert Onal'ı şahlandırmıştı ya. Ama şu an hiç öyle takılmıyor işte. Onu çok sevdiğim Evet, şu an biraz ekran zamanını da fazla bulamadığı için. Şu an şeye döndü canım. Yani işte bütün o ilişkiler abi günahtı galiba da Allah da bizi cezalandırıyor ya döndü onlar. Karı koca sanki. Evet, öyle bir şeyin hintinde. Hani kadın da... Ama evet yani kadının şeyi bitti zaten. O öyküsü biraz bitti. Hani içinde ne düşünüyordur bilmiyoruz. Ama evet yani bu dizinin böyle bir havası var. Ya bana ilginç geliyor. Böyle doğru olduğuna inanmak çok istiyorum açıkçası. Hani bugünümüzle ilgili bir şey de değiştireceğinden değil ama açıkçası böyle tarihin lineer bir şekilde işte ilerlediğini değil de daha böyle döngüsel küçük küçük bölgelerde farklı medeniyetlerin, yani medeni düşüncelerin yükseldiğini anlamak aslında bana bir açıdan umut veriyor. Böyle karanlık bir geleceğe doğru gidiyor gibi hissediyoruz ya son zamanlarda yaşadığımız dünya içerisinde. Hani belki bu gidişat işte aslında gerçekten dönebilir. Tarih hep böyle şeylerden ibaret umudunu veren bir muhabbet oluyor şey bana. Falan yani zaten, evet. Ben hiç o açıdan düşünmemiştim. Bu dizide ara ara şeyi de görüyoruz ya. Bu aslında Vikinglerin kendi çağdaş toplumlarına göre çok daha nasıl diyeyim ileriye dönük bazı fikirler var. Örneğin demokrasi işliyor bazı noktalarda. Şeyde bile toplumsal suçlarda demokrasi var yani. İlk
sezonda o adam Earl falan, meşhur adam falan Earl'ken vardı böyle bir oylama oylama vardı. Eccleston yargılanıyordu. Ha doğru. Gerçi Ragnar onu birazcık otoritesini koyup kurtarmıştı ama. Ragnar rüşvet vermişti oğlum. Aa, o Floki miydi mesela? Karıştırdım ben. Floki de olabilir. Floki'ydi evet sanırım. Pardon be, Rollo'ydu. Aa, ya herkes de bir şey rollar yedi için herkes olabilir şu anda. Neyse. Yani böyle adımlar görüyoruz zaten, olabilir ya. Ben gerçekten bu şekilde davranılabildiğini ihtimal veriyorum açıkçası. Ya öyle bir ihtimal, yani öyle değilse bile mesela bence şey olarak önemli. Yani anlatı açısından önemli. Yani narratif açısından önemli bence. Yani o zaman kadınlar ikinci sınıf bile olsa bunun hani böyle bir hikayede bu şekilde verilmesi bence önemli. Ama şöyle, Vikinglerde kadınların ikinci sınıf olmadığı bilinen tabii bir canım, gerçek. Yani Shield Maiden'lar şeyler Shield falan. Shield Maiden lafı uydurmaymış bu arada. Öyle mi? O lafı ama mesela kültürlerinde asla doğru pronans edemediğim Volkayriler. Aynen. En güçlü savaşçıların hepsi aynen. Kadın. Ne? Yani ordu olarak mitolojilerin. Pagan mitolojisinde. Yani kadınlar i̇şte, öncü konumda bir noktada. Hakikaten ya mesela bunu geçen birisi yazmış, tamam mı? Abi işte Vikinglerde kadınların savaşa gittiği falan yalan yazmış birisi. Bir fikriniz var mı bu konuda? Ben ya araştırdım. Ben yani bilmiyorum. Çok yakın zamanda araştırmadım. Çok ben de çok duydum. Ya Vikinglere ilk sardığımda ve diziye ilk sardığımda iki ayrı zamanda araştırdım ve yani buna net bakıyorlar. Değil mi? Yani bugüne kadar hani Vikingleri anlatan ister bilgisayar oyunu olsun ister dizi film olsun ben de hep bunu böyle gördüm açıkçası. O yüzden öyle olduğunu hep inanmıştır benim de bir ama şekilde. Ama hani işte araştırmadım yani. Tabii ki de. O yüzden bir sorguladım yani. Ya benim okuduğum her yerde bunun böyle olduğu söyleniyor. Sadece Shield Maiden lafı uydurma. Ya ki açıkçası arkadaşlar yani bu kadar da şey olmayın, dar fikirli olmayın. Yani Türklerin tarihinde bile bu da bilinen bir şey yani. Bizimkiler de ata kadın erkek hep beraber biliyormuş. İskitler ya yani. İskitler evet. Bir sürü var yani, bu hani tek bir yerde olmuş bir şey değil. Değil mi? Ben öyle biliyorum. Yanlışsa da düzeltiriz. Okey, o zaman her şeye gelelim. O da hoş bir sahneydi. Haymond'la Ivar'ın muhabbeti. Aa evet. Ben oradaki diyalogları çok zayıf buldum. Öyle ben mi? De çok dedim sevdim ki nerede Ekbert Ragnar, nerede Eccleston Ragnar abi, dedim yani. Bak yanlış söyleyeceğim. Ekbert'le Ragnar son şeyleri, diyalogları muhteşemdi. Son diyalogları yaşlı adamlar. Yani bir dağın tepesinde oturmuş ve dünyaya böyle bakarak konuşan tipler gibilerdi. Yani evet. Öyle bir felsefe yapıyorlardı ki, anladın mı? Böyle tanrılar var mı yok mu, neyi niye yapıyoruz filan. Allah'ım öf. Bunlardan o performansı bekleyemezsin abi, zaten ikisi de genç. Ya evet. Biri bebe yani zaten. Tamam genç diyelim. Ragnar'la Eccleston ilk görüştüklerinde de genç tiplerdi. Derin felsefeleri tamam, vardı yani. Bir dakika, zaten geyik yapıyorum. Bu sonuçta senaristin becerisiyle ilgili bir evet, şey illaki. Evet tabii doğal yani. ama bunun haricinde şu da var. Zaten çözülmüş bir meseleyi tekrar çözdüler. Dersin. O da aralarındaki güven meselesi mi diyorsun? Ya evet, zaten yani tamam, Haymond'a böyle gözü kapalı güvenecek bir noktada bırakmadık biz en son Haymond'u. Ama bırakın abi, biz bu çatışmayı savaşın içinde görelim. Yani Haymond'a niye yemin ettiriyorsun ki dönüp bu bölümde? Bence çok boş bir diyalogtu. Ve birazcık Ivar'ı da çok kumar oynayan bir karakter ya. Bu kumarın bence gerisinde bıraktı. Çok garantici davranmaya çalıştı Ivar ve ben karakterine yakıştıramadım. Yani onlar da bence biraz çok basic bir şey. Yani çok alt bir level'dan başlamışlar, seviyeden başlamışlardı. Ya bunlar da öyle ilerleyecek ve daha da şey olacak diye düşünüyorum. Bir de orada Ivar'ın anlattığı hikaye bence birazcık şeyle Hamlet'le Ivar'ın durumunu da anlatan bir hikayeydi. Yani Thor'la yılanın hikayesi. Aynen, Thor'la yılanın hikayesi. Thor'un, ben orada Ivar'ın kendini kastettiğini düşünüyorum. Yılan olarak da şey Hamlet'dan bahsettiğini düşünüyorum. Yani niye kendisi hatta yılan, Hamlet Thor olmasın? Ya onu bilemiyorum. Hikaye Ivar'ın yani sonuçta hikaye Ivar olmadığı için. Yani oradaki hikaye işte kancasına takıyor yılanı. Thor yani Ivar Hammond'ı kancasına takıyor. Ve şu anda hakikaten bir All Might'i battle verecek. Yani kendi aralarında da bir onlar All Might'i battle veriyor. All Might'i de orada birazcık hani şeyin metaforlaştırılması olarak düşünüp. Yani çünkü biraz inançlarını çarpıştırıyorlar orada. Anladım. Ya o yüzden hoşuma gitti. Daha iyi diyaloglarla yapılabilirdi diye düşünüyorum. Ben o sahnede şunu açıkçası gördüğüm gibi geldi bana birazcık. Hani Ivar şey dedi ya, ya işte güvenecek birilerini arıyorum falan. Böyle bir muhabbete girdi. Kesin doğru söyleyecek, kesin işte gerçek yoldan atıyorum, taviz vermeyecek falan bir şey dedi. Hani sanki hakikaten işte şimdi öbür tarafta Björn Lagerte falan olunca seyircinin sanki o tarafa daha çok itileceğini beklemiş olabilir senaristler. Şey, o tarafı daha çok tarafını tutacağını beklemiş olabilirler.
ay vardı hep psikopat, hep manyak filan. Hani bir sahnede, bir yerde biraz onun da işte hani bir şeyi var, zaafı var. O da aslında hayatta yalnız ve güven, hiçbir şeye güvenemeyen bir pozisyonda olduğu için bu hallerde iyi. Anımsayalım. Onun tarafını tutmak isteyen de tutmak için. Bak bu da insan, bu da aslında ya çok ama... kötü bir şey falan. Ben onu, ben öyle düşündüm o zaman. Hayatı piçlik yaparak geçiyor adamı. Yani bunun yanında güvenen bir kişi dursa ben yine de şey yapmam. Yok, piçlik yaparak geçiyor da hani içi aslında kötü değil çocuğun. Aslında şey hani. Öyle mi dersin? Yani yok, ben onu, ya, o sonucu varmıyorum. Evil bir karakter değil Ayvar bence. Çünkü kimse evil değil. Neutral bir karakter daha çok. Çünkü kimse evil değil abi. Alfred'in söylediği gibi. Evet, herkesin evet. içinde. Orada o da bana birazcık şey. Hegel diyerekti. Oğlum Sator'da Marx, Hegel falan gitti bu bölüm birazcık. Politik. Ben şeye çok güldüm. Siyasi. Hitchcock bir ara artık ne diye okuyorsanız ben beceremeyeceğim onu sezon. Yok, herkes ben, kendine göre. E tamam. Şey dedi ya, ya ben emin değilim dedi ya dini muhabbetler dönerken. Böyle, Ayvar çok sinirlen, ne diyorsun lan falan oldu böyle bir kafasını bir çevirişi var. Ben ona çok şaşırdım yani bayağı herhalde deyince. Hitchcock orada şey diyecekti. Ha yok canım yani Viking paganıyız Alimanlı. Elhamdülillah. Şey de komikti bu ya bence bu arada. İkisi de Haymond'la şey Ayvar birbirlerine dinlerini anlatıyorlar. İkisi de böyle sağlıyor ya. Evet evet. Çok şeker. Çünkü tabii ki ikisi de yalan dinler. Gerçek din belli. Neyse. Uçan spagetti canavar. Peki Lagerta ve Kategat filan asıl tabii sahnelerin büyük kısmı da oradaydı. Oralarla ilgili ister istemez biraz girdik. Samiler mi bilmem ne, Björn'ün nafakası falan. Başka girmediğimiz ve konuşmaya değer ne var acaba? Björn'le Sami Prenses'i seviştiler. Evet. Bağlamalı işte, falan. Evet. Gene bir... Kadın power. Kadın power. Ben onu şey gibi görüyorum şeyi. Ya. Hani diziye seks sahnesi koymaya kalkıştıkları an... bir kez daha bir yeni bir seks sahnesi. Yani illa seks sahnelerinde de bir orijinallik olmak zorunda. Bana o kaygıyla... Böyle rejiler veriliyormuş, böyle karakterizasyonlar yapılıyormuş gibi geliyor. Ama dizide cinselliğin konumlandırılması hep böyle bir cringe yaratan bir şey şeyler oluyor. Öyle yani, mi geliyor? Ya bana öyle geliyor. Atıyorum mesela şey yani ta ilk sezona geri döneceğim, Atelsan'ı davet etti. Evet. Şey, orada da hani öyle onlar sevişiyor falan bir anda. Çocuk orada duruyor. Zaten daha dillerini falan bile anlamıyordu tam yanlış hatırlamaz o zaman. Farklı diyelim. Ben yani. Ya tabii evet. Bir de şu var, ben bu dizide bunu seviyorum. Seksi çok olağan bir şey olarak gösteriyorlar yani. Hı hı. Bak en çok seks sahnesi belki Game of Thrones'tadır. Game of Thrones'ta bile seks böyle o olan bir şey. Yani öyle genel olarak ya öyle bence. Okay. Ya kötü bir şey olarak gösteriliyor. Bence Game of Thrones'ta da ben öyle düşünüyordum. Ya bak çok sıradan bir şey. Hatta mesela bence hiç sıradan değildi. Hatta yani. Annem ile babam işte Game of Thrones izlemeye başladıktan sonra telefonda işte konuşuyoruz. Ya oğlum yalnız diyor işte bu diziyi izlerken biz utanıyoruz filan demişti bana. Niye bu kadar çok koyuyorlar ben anlamıyorum diyor işte. İşte anne. Bence çok koymak ya Game of Thrones çok koyarken de göze batacak şekilde koyuyordu. Yani her seferinde Deniz sevişeceğinde o kadının böyle soyunmasından sevişmesine her şeyini görüyorsun falan böyle. Bütün bir prezentasyon var orada. Sonra Dizdürk'te yarım saat yayınlamak. Ama bu dizide mesela tamam yeni bir karakter geldiğinde, bir karakter arasında yeni etkileşim olduğunda ya da önceki tecavüz sahneleri gibi bir olay vuku bulacağında bunu detaylı gösteriyor. Ama örneğin Ubey ile o kız neyse her bölüm sevişiyorlar. Bu arada her bölüm yatak muhabbeti yapmalarından da çok sıkıldım. Tamam dolduruyorsun çocuğu tamam yani. Margaret bravo. Her gün aynı laflar. Evet, Lady Macbeth. Lady Macbeth aynen. Ama Lady mesela... Macbeth FTV diye dövmesi var kızım. Ama mesela her bölümde sevişmelerine rağmen onların sevişmeleri çok olağan bir şey. Hiçbir çıplaklık olmuyor. Yani klasik bir evlilik hayatı gibi basitçe sevişiyorlar bir tartışmanın tamam, arkasından tamam mı? Ne diyorsun? Daha 20 yaşındayım böyle bakıyorum olay. Okey okey. Buraları kesiyorsun. Yok. Utancı bir yer. Siz bu konunun altını çizdikçe lüzumsuz bir şey konuşuyorum. Evet, ben de katılıyorum. O yüzden susmaya çalışıyorum neyse. Şu anda. Benim amacım evrensel mesaj vermekti. Ya haklısın. Dolu olduğunun da mesajını verdim orada etrafa sıçratarak. Bu böyle biraz hani şey gibi ben hep düşündüm ya. İlk sezonda falan yok işte bunların böyle ritüellerini şunları bunları görmeye başladığımızdan beri İşte Vikingler ekibinin kültürüne dair biz bunu görüyoruz. Hakikaten cinsellik konusunda bazı toplumların bazı dönem yaşadığına nazaran daha özgür, daha işte özgür doğru kelime, başka bir gerek yok. Hani bir ortam tabusuz. Olduğunu evet, hatırlıyoruz. Hakikaten öyküye tam olarak nasıl hizmet ediyor? Yani atıyorum işte Björn'le kızın sevişmesi, bir de o sevişmesi, yani atıyorum.
hadi sevişecekler deyip bitebilirdi mesela sahne. Şimdi o güç oyunu, güç oyunu neye yarıyor mesela? Kadını ciddiye almamıza yarıyor bence. Ha, karakteri oturtmak için diyorsun sen. Evet. Yani çok mesela o kadınımız öyle bir hareketini görmeseydik, babasının yanında paşa paşa oturan, evleneceksin deyince gidip paşa paşa evlenen bir kız olarak gözükecekti. Doğru. Ya da bulduğu ilk prensi atlayan bir kız olarak gözükecekti ve çok ezik gelecekti gözümüze bence. Ki aslında şunu da yani hakkını verelim, mesela o sevişme sahnesi okey, işte erotik bir sürü ima bilmem ne başlıyor ama pek çıplaklık yoktu hakikaten o sahne. Evet. Yani o yüzden hani sevişme sahnesinde sırf işte bize meme göt göstermek için koyuyorlar demek doğru olmayacak gibi sanki. Gerçi Björn'ün bütün six pack'leri falan her şey ortadaydı ama sadece kendi açımızdan bakmamak lazım. Yani. Tabii canım. Doğru, haklısın. Haklısın. Abi Björn'ün six pack'ini falan koyup da şu diziyi izlettin. Allah Allah. Ya bir hikaye arkında gene bence bir şeyleri taşıyor hep sevişme sahneleri, seks sahneleri şeydeki. Ya zaten evet yani. Öyle bir şey denemez hani, hiç alakası yok. Öyle bir şey denemez de. Hani bazen nereye gideceğini hemen anlayamadığımız için, cinsellikte çok dikkat çektiği için tabii ister istemez. Bir de böyle hani sıra dışı cinsellikler falan bir şey yokken, şey oluyor, yani sorgulamaya başlıyor. Kardeşle eş paylaşma falan. Evet evet, bayağı özgürler yani. Çok enteresan. Okey, bundan sonra taktikler yapıldı. Ormanda mı savaşalım, şu mu bu mu filan. Evet. Onun dışında savaşacaklar. Burada o taktik sahnesi acaba bir foreshadowing miydi? Bize bir şey anlatmaya çalıştı gibi hissettim ben ama. Peki ne? Evet, ben aslında tam çıkaramadım. İncelemeye çalıştım. Çünkü başta çok gözüme batmamıştı. Sürekli bir oyun olayı var ya. Zaten bizim Ayvar seviyor bu tip şeyleri. Başta öylesine hani muhabbetlerine bir meze gibi geldi. Ama sonrasında Lagerse bir şey konuşuyor. Ekran bunlara geçtiğinde, sahne bunlara geçtiğinde Ayvar bir hareket yapıyor sürekli. Aynen. En sonunda dikkatimi çeken tek şey şuydu. Ayvar'ın taşları Heymund'un taşlarının çevresini sarmıştı. Ve en son ortada kalan işte şah mı oluyor artık, ne oyunuysa o tam bilmiyorum. Şahı deviriyordu. Ben sadece bir etraf sarma şeyi sezebildim. Ya belki oyunun kurallarını bilseydim daha büyük çıkarımlar yapabilirdim. Bak ben seni kadar inceleyerek izlememiştim hakikaten. Şeyi tartıştılar ya, karadan mı gelecek, sudan mı, karadan mı, sudan mı? Ha. İkisinden birden gelecek belki de. Evet, çok muhtemel. Evet. Ya aslında ona girelim ya. Video bitecek gibi oldu ama. Yok. Arkadaşlar 5 dakika daha var. Lütfen, lütfen kapamayın. Yok, ben böyle bağlıyoruz gibi hissettim ama. Şeyi unutmayalım. Bu deniz kara muhabbeti hakikaten çok büyük bir risk. Ve ben oturdum, kafa yordum yani Lagertalarla beraber ne yapmaları lazım diye. Yani gerçekten bölecek kadar bir güçleri yok. Belli ki Harald'ın tarafı çok daha kalabalık. Evet. Yani denizde gördüğümüz gemi sayısı iki katı falandı Harald'ın. Zaten önünde. Şöyle, Harald ekibi gelip Kattegat'ı kuşatmaya kalkışıyorsa, orta çağlarda her zaman kuşatılan ordunun çok fazlası, evet, olması lazım. Evet. Gerçi bizimkiler dışarı çıkmayı planlıyorlar. Orman falan. Hani, evet, demek ki şey değil, hani böyle atıyorum 1'e 10 değil. Ama herhalde Harald biraz daha avantajlı gibi sayı olarak. Şu şekilde, benim bu savaştan beklentim şu yönde. Şimdi bir kazanan olacağı çok belli. Yani baskın bir zafer olur mu bilmiyorum ama en azından bir noktada ilk olarak bize bir taraf sanki kazanacakmış, üstünmüş gibi gösterip sonra rüzgarın yönünü değiştirecekler. Ama çünkü yani. Çünkü iki taraf da, bak hani burada da tartışıyoruz, sempati duyuyoruz. İki taraftan da bir beklentimiz var. İki taraf da dizinin baş karakterleri. Yani bir tarafı direkt olarak ezerek kaybettiremezler zaten. Evet. O yüzden bence Lagerta tarafı ilk önce belki de Samilerin ormandaki etkisiyle falan bir üstünlük sağlayacak gibi olacak. Ve sonra Ayvar'dan hep gördüğümüz gibi bir son dakika golüyle büyük planı gerçekleşecek. Anladım. Belli başlı kayıplarla tabii ki. Senin Ali'cim böyle spesifik bir beklentin, teorin var mı? Savaş nereye doğru? Valla ben şey yani her yani sayı farkı durumunu hiç düşünmemiştim açıkçası. O yüzden hani senin dediğin gibi ya da ikinizin dediğinin karşılığı konuşamadım. Anladık. Önemli olan izleyicilerin olması. Neyse ya sonuçta arka ikinizin anladılar. Ya kalabalık olduğu için ben de kuşatılabileceğini düşünüyorum. Ama ben de o kadar dikkat etmemiştim. Sadece hani böyle yani bir de orada voice over falan da oldu. İşte Lagert'le konuşurken de şeyin hamlesini gösterdiği falan oldu. Ya da işte Ube veya şey. Bir de yani benim orada dikkatimi çeken şey içeri
Yani çok bağımsız bir hamle yapıp içeri beyaz bir taş koyup devirdi ya onu. Ama çevresi ya acaba işte içeride bir adamı mı var falan diye düşündüm ben şeyin, Ivar'ın. Belki şimdiden planladığı bir adam yoktur da hani o gene dizinin kader işte inceliği falan, o Ube'dir mesela. Ha gibi bilmiyorum. Ube ihanet edecek mi ya sizce arkadaşlar? Lagerta'ya. Ya hiç bilmiyorum ya. Ederse şöyle eder, gidip Lagerta'yı bıçaklayacağını sanmıyorum da aradan çekilip. Anladım. Daha sonra kazanın ata doğru meyledebilir. Bu arada şeyi de hatırlayalım. Ayvar Heymun'da dedi ki, öldürecek ya da Vitserke mi dedi, kime dedi hatırlamıyorum. Eğer içeride beklerlerse bu onların kesin sonu olur. Heymun dedi bunu. Heymun mu dedi onu? Heymun dedi. Tamam yani o tarafta kurulan stratejide iç tarafta beklemenin onların lehine olacağına dair bir beklenti var. Ama Heymun Ubey'le ilgili böyle bir şey diyemez. Yani... Nereye Ubey? Ube anlamında söylemiyorum. Okay, okay, okay. Savaş taktiği. Bunun üstüne olarak dedin ya sen şimdi. Öyle anlaşılmasın diye söyledim. Evet, pardon. Yani çünkü şöyle mesela. Şöyle bir şey olsa çok ilginç bir bomba olur. İşte bütün o aralarındaki anlaşmazlık oyunmuş mesela. Sanmıyorum ama. Anladın mı ya? Ayvar saldırmaya gelince Ube kapıları açacakmış falan mesela. Margaret'le falan da çok konuşuyorlar ya bunu. Tartışma olsa ben şimdi bir yeter kadın derdim yani. Margaret yani de, onun... ya, dur, öyle bir şey olsa çok... Böyle bir anda olur yani bilmiyorum, hiç böyle bir şey inşa etmediler de ima etmediler. Bence ima etmeleri çok... gerekiyordu bence yani böyle bir şey. Ha? Uçtuk biraz diyorsun. Aynen. Ya ama yani. Ocean's Eleven sonu istiyorum ben. Bak dı 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 dı. Değil mi? Asıl anlaşmışlar bilmem ne falan böyle. Bir bölümün işte şeye çektiseler ya neydi amca? Soderbergh. Soderbergh yani. Böyle arkadaşlar, siz nasıl düşünüyorsunuz? Bölüm sizce nasıl geçti? Taraflar çizildi. Alfred bir tarafta, Floki bir tarafta. Bu ikisi arasındaki savaş inşallah inanılmaz olacak gelecekte. Yok hakikaten. Ayvarcılar mı, Björncular mı falan diye aşağıda lütfen kavga çıksın. Biraz Viking kültürüne şey olsun bu yani. Güzel bir gönderme, güzel bir tribute hareketi olsun. Kavga dövüşlü bir hakaret de yok canım. Neyse, iyi olun, abone olun, konuşun, edin, tartışın. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Bakalım kim kazanacak hakikaten. Bakalım Samiler nereye varacak. Bakalım kim kiminle daha ne kadar yatacak. İnşallah herkesin barış ve huzur dolu bir sona ulaştığı, Valhalla'da hep beraber içkilerimizi tutuşturduğumuz falan. Bu da böyle 3 tane farklı bitiriş yaptım. Nasıl beğendiniz mi? Seç beğen al editte artık. Üçünü de koyarım yani. Fazla mal gözü çıkarmanız.